O da şu, çok uzun zaman oldu diye biliyorum. Doğrudan Erdoğan'ın batılı bir ülkenin misafiri olarak ağırlanması. Yani bir G20 zirvesi değil, NATO zirvesi değil, AB zirvesine ek değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu zirvesine veya işte iklim krizi zirvesine ek değil. Bu bilgi doğrudur değil mi? Bayağı bir süredir batılı merkezler çağırmıyor. Ya çağırıp çağırmamalarından çok temasa bakmak lazım. Şu Ukrayna Savaşı'ndan önce bu söylediğini biraz teyit edebilirdim. Ama Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye'ye gelen arda arda bir dolu insan gördük. Yunan Başbakanı, Danimarka Başbakanı, Almanya Başbakanı, bunlar arda arda geldiler. Draghi işte bir zirvede görüştü Erdoğan'la ki yani bundan bir yıl önce ona diktatör sıfatıyla hitap ediyordu İtalya Başbakanı. Yani dolayısıyla uluslararası ilişkilerde çıkarlar vardır elbette. Ama bu çıkarlar hakikaten düzgün korunmalıdır ve diplomasi öyle ulu orta pazarda mal satar gibi yapılmaz. Kapalı kapılar ardında uygun şekilde yapılır. Çıkarlar böyle korunur. Ben şu anda sıkıntıya düştüğümüzü düşünüyorum. Tam sen çıkarlar demişken bizde birçok şey çıkarların dışında yürüyor biliyorsun. Yani enflasyonla mücadelede bugün özellikle hani bu dolardan geldik buraya ya, biraz böyle bir dış politika ufuk turu attık. Bugün Bakan Nebati'nin bir açıklaması var. Tam da bu hani senin Zeynep'in bahsettiği böyle mekanik hani planlı programlı böyle hani çıkarlar işte planlar programlar. O da enflasyonla mücadele için böyle bir şey söyledi. Bakın ne söyledi. Bir bakalım mı Bakan Nebati enflasyonla ilgili nasıl yine yeni bir mükemmel plan ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında döviz kurlarında gözlemlediğimiz piyasa gerçekliğini yansıtmayan fiyat oluşumu, uygulamaya aldığımız kur korumalı mevduat ve katılım hesabıyla destekleyici ve alternatif enstrümanlarla beraber bertaraf ettik. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Şimdi hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek, birlikte adımlar atarak, elimizi taşın altına koyarak ve yüreğimizle halledeceğiz. Evet, ne diyorsun Murat? Benimki bu vallahi. Ne oldu, sen niye öyle yaptın ya? Ben artık sıkıldım. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama yani burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hazine ve Maliye Bakanısın. Müthiş bir yetkin var. Hiçbir şey bilmiyorsun. 3-5 öğrendileri çıkıp konuşuyoruz. Yani bu kadar da bizim aklımıza dalga geçmesinler. Madem enflasyon kaç aydır düşecek diyorsunuz. %70'e geldi. O da resmi TÜİK'in kimsenin inanmadığı enflasyon. Ya azıcık utanın. Yüzünüz kızarsın. Bir kenara çekilin. Biz neyi yanlış yaptık diyelim. Nasıl düzeltebiliriz diyelim. Yapamadım diyelim. Çık kamuoyuna çık da yapamadık, şu hataları yaptık veya savaşı böyle öngöremedik deyin. Bir gerçek samimi konuşun halkla ya. Bu kadar da bizi aptal yerine koymayın. Yani vatandaşı aptal yerine koyuyorlar. Bizim bambaşka mesleki bilgimize dalga geçiyorlar. Artık yakışmıyor bu kadar. Yani dolayısıyla artık çok da yani güleceğiz tabii. Bakan Nebati'ye güleceğiz ama o biraz bence makamın artık altını doldursun. Yani yakışmıyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi burada? Bence yani bunu çok net belki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir iktisat doçenti olarak bunu söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. %19 enflasyonu %70'e taşımış. Daha da artacak. İşte 10 liradan aldığı dolar 16 liraya gelmiş. Merkez Bankası'nı gibi önemli bir kurumu önemsizleştirmekten bahsetmiş. Yaptığı bütün açıklamalar senin söylediğin gibi iktisadın gerçekleriyle yakından uzaktan ilgili olmayan. Az sonra bir tane daha var, onu da vereceğiz. Bir yurttaş diye söyleyeceğim. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı ancak bu kadar sürebilirdi. Bence artık istifa etmesi gerekir. Yani çok net bir şekilde söylüyorum. Hani hiç kimse bunu söylemiyor. Hani hepimiz gülüyoruz, eğleniyoruz ama biliyoruz aslında asıl kararların nereden çıktığını. Ama bu kararların bizim canımızı acıtacak şekilde ifade ediliyor olması bile bence çok çirkin. Artık çirkin yani. Hani güldük, eğlendik, tamam güzeldi. Artık Sayın Bakan görevini, misyonunu tamamladı, o geçiş sürecini. Dedi ki enflasyon, dolardaki köprüyü aldık, dolar 16. Enflasyondaki köprüyü alacağız, hiçbir plan program yok. Sürekli gündeme gelişi
böyle bir takım esprilerle, bir takım hani ülkede tamam yani bunu kabul edebiliriz bir yere kadar, ama bu kadar baskının üzerimizde olduğu, ekonomik baskının üzerimizde olduğu bir dönemde ben artık gerçekten Sayın Bakan'ın ülkeye yapabileceği en büyük hizmetin istifa etmek olduğunu düşünüyorum. Yani ne olursa olsun. %70 enflasyon. Cari açık dedi 25 milyar dolara geldi cari açık sene başından beri. 4 ayda. Dar tanımlı işsizlik 4, geniş tanımlı 8 milyon. Bir tane başarılı ekonomik gösterge var mı? Hadi arayalım bulalım. İhracat. Ama bir şey söyleyeceğim. Abi yani o da ithalatla beraber artıyor. Yani, hani işte yani istedin bu. Teşekkür ederim. Peki özür dilerim. Artık bu kadar şey ki. Sen burada bakanın hani istifasını istiyorsun ama istifası bir çözüm olacak mı? Ondan hayır, hayır mesele çözüm değil zaten. Şu anda bir çözüm yani beklemiyoruz Zeynep. Bak bu tip kararlar yani her zaman çözüm için değil. Ama en azından hani şöyle bir durum olur ya. Yani deriz ki bu kadar da artık işin ciddiyetsiz olmadığının evet farkına vardılar deriz. Yani anlatabiliyor muyum? Hani çözüm peşinde bakan, falan değiliz artık. Bakanlıklar artık tabii eski ehemmiyetinde değil. Yani şu anda Nurettin Nebati, haklısın, haklısın. Fakat ben zaten durum ortada. Bunun artık ekonomiyle bir alakası kalmadı. Bu matematikte bilmemezlik. Çünkü az önce söyledik işte her rakamlar herkese açık. Bunun sürdürülemez olduğu da çok ortada. Ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani bu bir vatandaşlık görevidir. Bu yollardan geçmiş. Daha önce buralarda görev yapmış, ekonominin halini gören, belki toplum tarafından sözü dinlenebilecek, ya orada 2-3 tane görev almak için bunlar suskun kalmasınlar, konuşsunlar, her yerde konuşulabilir, mecralar var, kimden bahsediyorum, ama görevleri var, ama onlar istifa etsinler önce. Şimdi Nurettin Nebati istifa edemez, Lütfi Elvan çıksın istifa etsin AKP'den, anlatsın, desin ki kardeşim biz böyle böyle yapmaya çalıştık, benim yapmaya çalıştıklarım, Naci Abal çıksın anlatsın, biz bunları yapmaya çalıştık, bize yaptırmadılar, şu anda Şahap Kavcıoğlu'nu getirdiler, Nurettin Nebati'yi getirdiler, durum böyle oldu ve olayın şeyi budur. Şimdi Durmuş Yılmaz anlatıyor mu şu anda? Ama anlatıyor. Teşekkür ettiler. Tamam işte onu söylüyorum. Görevden eskiden Merkez Bankası Başkanı'ydı, şimdi İyi Parti'de siyaset yapıyor. Ya illaki bir yerin şemsiyesi altına girmek mi lazım? İlla kendine bir koruma mı almak lazım? Ben bunu da anlamıyorum. Mesela Merkez Bankası'ndan ayrılan para politikası kurulu üyeleri vesaire. Ya her Batı'da bu böyle oluyor. Bir yerde köşe yazıyorlar, geçmiş politikaları, şu andaki şeyleri eleştiriyorlar, öz eleştiri veriyorlar. Bizde kapalı devre bir sistem var. AKP'den ayrılanlar gene orada bir yerlerde kalıyor ve hiçbir şekilde de bir Murat, objektif açıklama yapmıyorlar. Tamam bak Murat şöyle nasıl düşün. Nasıl yapsınlar? Bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle düşün. Abi bu sonuçta tükenmiş bir şans değil ki. Binali Yıldırım örneğini düşün. Yani ülkede açık çıkabilecek her pozisyona Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tekraren ve tekraren aday gösterilebiliyor. Ya da Bekir Bozdağ örneğini düşün. Sıranı beklersen yeterince, bir kere görevden alınmış olman çok önemli değil. Bir daha sıra sana geliyor. Çünkü zaten 50 kişi kaldı. Yani sağdan sayıyorsun 50, soldan sayıyorsun 50. Şimdi demek bu insanlar da belli ki uzunca bir süre boyunca bu iş